Genç bir avukat İstanbul Kadıköy'de ofisinden evine giderken taciz edildi. Onu sapığın elinden çığlıklarını duyan vatandaşlar kurtardı ve genç avukat hayatta çok badire atlattım ama hiçbiri canımı bu kadar acıtmamıştı diyor. Muhtemelen beni takip etmiş de ben fark edemedim. You have touched my sister. Gerçekten hayatımda birçok badire atlattım. Hiçbiri bu kadar canımı acıtmamıştı. Önce peşine takıldı, sonra merdivende taciz etti. O yabancı uyruklu sapık mahalleliden feci şekilde dayak yedi. Yolda yürümemiz bile güvenli değil artık. Kendisi de Pakistanlıymış zaten. Bayağı kalabalık bir grup tarafından darp edildi. Genç kadın 2 gün önce işten çıktı, evine gidecekti. Avukat Sinem Öpçin Kadıköy Hasanpaşa'daki evine doğru yürüyordu. İşte tam da bu merdivenleri çıkarken arkasından bir adam yaklaştı ve genç kadını taciz etti. Ben taş merdivenleri çıktım. Tam bitiminde bir şahıs beni tuttu ve taciz etmeye başladı. Bağırdı zaten buradan aşağı portafor inince. Çok yüksek sesli çığlık attım. Genç kadının çığlıklarını duyan mahalleli hemen yardıma koştu. Tacizciyi yakaladılar ve buraya getirerek ona meydanda yattılar. Ardından da polise teslim ettiler. You have touched my sister. I'm kidding. Bir çığlık duyduğumuzda, bir bağırma duyduğumuzda kulağımızı kapatmamalıyız. Vatandaşların da yakalama hakkı var polis gibi. Yüzü gözü kanlar içinde kalan yabancı uyruklu tacizci karakola götürüldü. Tutuklandı şu anda cezaevinde. Onun başına gelmeden tabii ki de hani anlayamaz. Gerçekten hayatımda birçok badire atlattım. Mesleğim gereği birçok bu tarz durumlarla karşı karşıya da geldiğim oldu. Ama hiçbiri bu kadar zor değildi. Hiçbiri bu kadar canımı acıtmamıştı. Avukat Sinem Öpçin sessiz kalmadı ve mahallenin yardımıyla o tacizciyi yakaladı. Şimdi böyle durumlarda tüm kadınlara aynı şeyi öneriyor. Sessiz kalmayın diyor. Yarın sizin de başınıza gelebilir. Herkesin bir eşi var, çocuğu var, annesi var.